Evet, herkese merhabalar. İyi günler diliyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü sorumuz tahtada. Bu bir doğru denklemleriyle ilgili bir soru. Uzun zamandır doğru denklemleriyle ilgili soru çözmemiştik. Eski bir SAT sorusu her zamanki gibi. Sorumuzu, notumuzu alalım. Ne diyorlar? İlk önce biraz Türkçeleştirelim. Deniliyor ki işte bu iki noktadan geçen A0 ve B1-2 noktalarından geçen doğrunun eğimi 1 bölü 2 ise A değeri ne olmalıdır diye soruluyor. Evet, burada biraz düşünmek isterseniz kendiniz videoyu durdurun. Yoksa devam ediyoruz. Şimdi tabii ki jenerik doğru denklemlerinin yazılışı nasıldır? Y eşittir mx artı b. Buradaki b y eksenini kestiği noktadır. Kestiği nokta doğrunun m'lidir. M de eğim. Doğrunun eğimini gösterir. Dolayısıyla eğer bu doğru şu noktalardan geçiyorsa bu iki noktayı da sağlamak zorunda. Dolayısıyla şurada x ve y değerlerini buraya koyarsak, burada y değerimiz nedir bizim? Eksi 2. Eksi 2 eşittir. M değerimiz nedir? 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı x değerimiz nedir? 1 artı b. Şu noktayı koyduğumuz zaman. Peki buradan b'nin ne olduğunu buluruz. B eşittir. Eksi 2. Eksi, bunu öbür tarafa alıyoruz. 1 bölü 2. Şimdi bu, burada dikkatli olmanız lazım. Nasıl yazabilirsiniz bunu? Bu eksi 2, 1 bölü 2 olarak yazabilirsiniz. Aynı şekilde bunu eksi 5 bölü 2 olarak da yazabilirsiniz. Bu iki şey birbirine eşittir. Evet, B'nin ne olduğunu bulduk. Şimdi ilk noktada yerimize koyalım. Burada Y değerimiz bizim nedir? 0. 0 eşittir 1 bölü 2 çarpı A, x değerimiz A, artı B yerine eksi 5 bölü 2 yazacağız tabii ki. 5 bölü 2 eşittir ise buradan ne çıkar? Bunu öbür tarafa alırsanız, öbür tarafa alırsanız ne çıkıyor? A bölü 2 eşittir 5 bölü 2'ye çıkıyor. İkileri yok ederseniz ise A eşittir 5. Sorunun çözümü budur. Evet, teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.